Merhabalar herkese, ben Mehmet Çoban. Bugün 22 Şubat Salı. Ekrandan da görebileceğiniz gibi kripto para piyasası yatırımcılarını kıpkırmızı bir tablo karşıladı bunu. Nedeni belli: Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik ve Putin'in dün yaptığı açıklamalar. Biraz sonra detaylı bir şekilde inceleyeceğiz bunu. Lider kripto para birimi 36.200 dolar seviyesinde bulunan çok kritik bir destek noktası var. O destek noktasına oldukça yaklaştı. Bu noktadan bir miktar tepki hareketi geliyor. Ancak bu tepki hareketi yeterli değil şu anda. Temkini elden bırakmamakta da fayda var. Son dönemde yaptığımız analizlerde bu lafı çok fazla kullanıyoruz. 36.797 dolar seviyesinde şu dakikalar itibariyle %6.19 oranında da bir kayıp var son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman. 3.100-3.000 dolar bir bandında bir türlü tutunamayan bu seviyeyi bir türlü destek noktası haline getiremeyen Ethereum dolar paritesi de 2.520 dolar seviyesinde, onda da 2.300 dolar seviyesinde bir destek noktası vardı. Bu destek noktasının bir miktar üzerinde şu dakikalar itibariyle %8.03 oranında kayıp var son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman. Önemli kripto para birimlerinde de ciddi kayıplar var. Solana'da %12.04, Avax'da %14.50, Binance Coin'de %9.19, Luna'da %3.81, XRP'de kritik destek noktasına yaklaştı. O da 0.64 dolar seviyesi önemli destek noktasıydı. %13.64, Ada'da %14.69 oranında kayıplar var son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman. Şimdi biz son dönemdeki analizlerimizde Bitcoin dolar paritesine her zaman yer veriyorduk. Bunun nedeni ise özellikle Nisan 2021 tarihinden itibaren kripto para piyasasının yönünü ağırlıklı olarak Bitcoin dolar paritesinin belirlemesi. Yani piyasayı çok ciddi anlamda domine ediyor. Bu yüzden bugün sadece Bitcoin dolar paritesi analizini yapacağız. Daha sonra ise, ondan öncesinde ise dün Putin'in yaptığı açıklamalar ve Bitcoin dolar paritesinin Nasdaq ve altınla olan korelasyonlarına da şöyle bir bakacağız. İsterseniz hızlıca haberle başlayalım. Şimdi piyasayı dün sarsan haber, son dönemde aslında piyasa üzerine çok ciddi baskı kuran bir gelişme, Rusya-Ukrayna arasındaki gelişme, bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahil olması. Aslında düne kadar iyi bir gelişmeler yaşanmıştı. Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden arasında bir görüşme olacağına yönelik bazı haberler gelmişti ve bu haberlerin, bu görüşmenin bu hafta içerisinde gerçekleştiğine yönelik bazı detaylarda iletilmişti. Ancak dün Rusya Başkanı Putin'in yaptığı bir açıklamalar var, imzaladığı bir konu var. Onun ne olduğuna bakalım isterseniz ve bunun neden kripto para piyasasını etkilediğinin detayına girelim. Putin pazartesi günü Ukrayna'nın 2 aylık, bu arada Crypto.com ekibinden Serkan Aydın'ın hazırladığı bir haber bu. Putin pazartesi günü Ukrayna'nın 2 ayrılıkçı bölgesi Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdığını açıklayarak Batı'nın büyümesinden korktuğu Ukrayna geriliminde yeni bir hamle yaptı. Kremlin Putin'in kararını Almanya ve Fransa liderlerine telefonu açıkladığını belirtti. Daha sonra Putin'in ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararını atma anı Rus televizyonunda yayınlandı. Rus birliklerinin hareketinin Ukrayna işgalinin başlangıcı işaret edip etmediği belli değil. Ancak bu girişim ülkeye hedef alan uzun bir askeri operasyona yol açabilecek daha büyük bir çatışmanın başlangıcı olabilir işte. Konu bu aslında. Gerçekten ilk önce dün açıklamalarla beraber hani savaşın çıkmayacağına yönelik çok somut adımlar atıldığına yönelik yorumlar yapıldı. Ancak biraz daha detaya inildiği zaman bu girişimin ülkeye hedef alan uzun bir askeri operasyonu yol açabilecek daha büyük bir çatışmaya yol açabileceği yorumlara yapıldı. Bitcoin hisse senetleri korelasyonu sürdürürken jeopolitik krizden etkilenmeye devam ediyor diyor haberin detayında. Şimdi gazeteci Bitcoin ve Nasdaq arasında korelasyona dikkat. Burası önemli. Bitcoin ve hisse senetleri Rusya-Ukrayna krizinden dolayı düşerken popüler kripto para analisti Wu blockchain'in şu açıklamayı yaptı diyor. Goldman Sachs Nasdaq'ın %9.6'lık bir potansiyel aşağı yönlü ve %8.6'lık bir potansiyel yükselişe sahip olduğunu tahmin ediyor. Nasdaq kripto para piyasasıyla en yakın bağlantılı olan borsa. Çin'in Ukrayna büyükelçisi ve Ukrayna'nın doğusundaki durumu değişiklik geçirdiğini de hatırlattı diyor haberin detayında. Şimdi kripto para piyasası 2009 yılında kuruldu diyelim, Bitcoin 2009 yılında oluşturdu diyelim artık. Şimdi o kurulumda yani amaç neydi? Şimdi 2008 yılında dünyada çok büyük bir kriz oldu biliyorsunuz. Biz mortgage krizi ve 2008 yılında Lehman Brothers'ın batmasıyla beraber dünyayı etkisi altına alan ve o 29 buhranıyla eşdeğer görülen çok büyük bir kriz oldu. Bu krizden işte kripto para piyasasının kurulma amaçlarından birisi de bu krizden etkilenmeyen bir sektör yaratılmasıyla alakalıydı. Ancak şu anda gördüğümüz nokta güvenli liman olma konusunda bir kere kesinlikle aşağıda kaldı, artık altının çok aşağısında kaldı. Bunun dışında o krizlerden etkilemeyen, mevcut sistemden etkilenmeyen bir piyasadan bahsetmemiz zor. Eğer normal şartlar altında, eğer bir kuruluş amacına uygun hareket eden bir kripto para piyasası olsaydı, yatırımcıların, portföy sahiplerinin bu dönemde kripto para piyasasına ekstra ilgi göstermesi, ekstra yatırım yapması gerekirdi. Çünkü bunu bir güvenli liman olarak görmeliydi. Şimdi Nasdaq ve altınla olan korelasyonlardan bahsediyoruz. İsterseniz o korelasyonlara bir bakalım. Gerçekten bu haberi, bu yazılanları destekler nitelikte mi? Şimdi az önce okuduğumuz haberin detayında biliyorsunuz Nasdaq'la kripto para piyasasının, Bitcoin dolar paritesinin oldukça sağlam, pozitif yönlü bir korelasyon olduğunu gösteriyordu. Bu korelasyonu önümüzdeki grafik birebir doğrular nitelikte. Özellikle bu tarihten itibaren, yani yaklaşık Şubat ayının başından itibaren ki korelasyona dikkat etmekte fayda var. Resmen birebir şekilde, hatta daha öncesine de bakmakta fayda var. Özellikle 13 Aralık tarihinden itibaren Nasdaq'la Bitcoin dolar paritesindeki değişim birebir birbirini yansıtıyor. Yani bir nevi Nasdaq Bitcoin dolar paritesine yönü belirliyor. Şimdi Nasdaq biliyorsunuz bu finansal gelişmelerden çok fazla etkilenen, yani ülkelerin, hükümetlerin aldığı kararlardan, jeopolitik risklerden, savaşlardan, barışlardan, yani bildiğiniz hisse senetleri piyasası nasıl etkileniyorsa Türkiye'de Nasdaq da o şekilde. İşte kripto para piyasası buna bir karşıtlık olarak kurulmuştu. Yani FED bir açıklama yapması kripto para piyasası için çok fazla önemli değildi. Bir savaş çıkması kripto para piyasası için kısmen de olumluydu, yani savaşın çıkmasının tabii ki çok kötü bir şey ama yani piyasa açısından bunun tersi hareket etmesi yönüne kurulmuş bir piyasada, güvenli liman olması konusunda. Altınla pozitif korelasyon olacaktı, altın elindeki güvenli liman sıfatını alacaktı. Ancak şu anki gerilen nokta, artık kripto para piyasasının, artık demeyelim de şu anki kripto para piyasasının normal finansal sistem içerisindeki aynı Nasdaq gibi etkilerini fazla hissedilen bir piyasa olduğu yönünde. Hemen bir de altındaki duruma bakalım. Bu da altın ve Bitcoin dolar paritesi arasındaki korelasyon. İşte az önceki Nasdaq'la pozitif korelasyonun aslında Bitcoin dolar paritesinin altınla olması gerekiyor. Ancak negatif, derecede negatif korelasyon olduğunu, özellikle Şubat ayının başında, Şubat ayının ortasında, 15-16 Şubat'tan itibaren ne derecede negatif korelasyon olduğunu görüyoruz. Yani güvenli liman olarak altın hala bence şu anda tek. O yüzden Bitcoin dolar paritesi özelinde kripto para piyasası şu anda kuruluş amacının, ortaya çıkma amacının daha doğrusu oldukça uzağında olduğunu söylemekte fayda var diyelim ve Bitcoin dolar paritesi analizimize bakalım. Ekranda Bitcoin dolar paritesinin 4 saatlik grafiği açık. Şimdi 4 saatlik grafikte dikkat çeken 2 tane kanal var. Bir tanesi bu sarıyla gösterdiğimiz ve daha uzun vadeli olma ihtimali yüksek olan bir kanal. Bu kanal düşüş kanalı ve paritede belli seviyeden altına gelinmesiyle bu kanalın teyidine alınmış olacak. Zira dün ve ondan önceki gün gelen olumlu haberlerle bu kanalın bir miktar üzerine çıkılmıştı, ancak 39.600 dolar seviyesine fazlasıyla dikkat çekiyoruz biz analizlerimizde biliyorsunuz. 39.600 dolar seviyesinin üzerine çıkamayan bir Bitcoin dolar paritesi gördük ve yönün tekrar aşağı döndüğünü, haberlerle beraber yönün tekrar aşağı döndüğünü gördük. Dünkü analizimizde 36.200 dolar seviyesine ekstra dikkat çekmiştik ve bu noktanın önemli bir destek noktası olduğunu belirtmiştik ve bu seviyenin altına gelinmesi durumunda kanalın destek noktalarına kadar geri çekilme riskinin yüksek olduğunu altı çizmiştik. Parite şu anda beklentilerimiz doğrultusunda hareket ediyor. Ancak parite bu açık maviyle gösterdiğimiz daha başka bir farklı bir düşüş kanalı içerisindeki hareketini de devam ettiriyor ve bu kanalın destek noktasını şu anda test ediyor. Eğer bu kanalın destek noktasını aşağı doğru kırar, yani 36.200 dolar seviyesini aşağı doğru kırarsa, o zaman 35.400 seviyesi ara destek noktası olmak üzere kanalın alt bandının asıl hedef noktası olan 34.000 dolarlık seviyelere kadar bir geri çekilme riskinden bahsedebiliriz Bitcoin dolar paritesi için. O yüzden şu anda İçinde bulunduğumuz seans itibariyle de özellikle 36.200 dolar seviyesi son derece kritik ve önemli. Paritenin bu seviyenin altına gelmemesi lazım. Bu seviyenin altına gelinmesi, dediğimiz gibi yaklaşık 2000-2500 dolarlık bir riskin ortaya çıkmasına neden olabilir. Yukarı hareketlerde ise bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için öncelikle bu maviyle gösterdiğimiz trend çizgisinin üzerine çıkması lazım ki burası yaklaşık 38.800 dolar seviyesi yapıyor. Ancak tekrar belirtelim, bizim için mihenk taşı yukarı hareketlerde 39.600 dolar seviyesi. Biz 39.600 dolar seviyesinin son dönemdeki analizlerimizde çok fazla önem veriyoruz ve çok fazla telaffuz ediyoruz. Nedenlerini de çok rahat bir şekilde görürüz. Daha önceki hareketlerde dikkat ederseniz Bitcoin dolar paritesi 39.600 dolar seviyesine geldi. Çok sert bir şekilde düştü ancak bu noktada tutundu, yukarı döndü. Ne zaman ki bu noktanın altına geldi Bitcoin dolar paritesi, işte o zaman satışların devam ettiğini, hızlandığını gördük. Ve ne zaman ki 39.600 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve yukarı hareketlerin yaklaşık 45.546.000 dolarlı seviyelere kadar devam ettiğini gördük. Yani 39.600 dolar seviyesi Bitcoin dolar paritesi için son dönemdeki en önemli noktalardan bir tanesi. Bu yüzden olası yukarı hareketlerde 39.600 dolar seviyesinin altında kalınması ve bu seviyenin üzerine çıkılamaması Bitcoin dolar paritesi yönün aşağı olmasını sağlayacak, neden olacak da yegane etmen diyelim. O yüzden yukarı hareketler olsa bile bu seviyenin üzerinde kapanış kalmadıkça yukarı hareketlerin sınırlı olduğunu ve aşağı yönlü risklerini devam ederek yönün, ana yönün aşağı olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda paritede evet risk, ana trend aşağı yönlü ve bu seviyelerin altında kalındığı sürece, altına geçildiği sürece ana trendin hala aşağı yönlü olduğunu çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Özetlersek şu anda paritede 36.200 dolar seviyesi en kritik destek noktası. Bu destek noktasının altına gelinmesi 34.000 dolarlı seviyelere kadar paritenin geri çekilme riskini beraberinde getirecek. Yukarı hareketlerde 38.800 dolar seviyesi İlk önemli direnç noktası konumunda, bir miktar rahatlayabilir parite bu seviyelerde, ancak 38.800 asıl geçilmesi gereken nokta 39.600 dolar bandı. Hemen hareketli ortalamalara bakalım çünkü onda da işin açıkçası çok da iyi bir görüntü yok. 100 periyotluk hareketli ortalamayı 50 periyotluk hareketli ortalama aşağı kesmişti. Bu olumsuzdu. Bunun dışında paritelerin şu anda 50, 100 ve 200 periyotluk hareketli ortalamanın altında olması dikkat çekici. Bunun dışında 50 periyotluk hareketli ortalamanın 200 periyotluk hareketli ortalamayı aşağı kesme yönünde bir hamlesi var. Bu hamleye dikkat etmekte fayda var. Yani hareketli ortalamalarda bize işin açıkçası çok da iyi bir sinyal vermiyor diyelim. MACD indikatörüne bakalım isterseniz. MACD indikatörü de şu anda halen negatif yöndeki sinyalini devam ettiriyor ve kararsız bir seyir, gelebilecek haberlere göre yönü belirleneceği bir piyasa var. Şu anki gördüğüm aşağı yönlü risklerin biraz daha ağır bastı. 36.200 dolar seviyesinin aşağı geçilmesi risklerin daha da kuvvetlenerek devam etmesinin neden olabilir. Yukarı hareketlerde 38.800 ilk direnç, geçilmesi gereken asıl nokta 39.600 dolar seviyesi diyelim ve bu analizimizi bitirelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.